Karıncaların diliyle gelip cüssesini hesaba katmadan şiirleriyle bir dağ anlatısı sunar Arif Aydın. Mazlum coğrafyalarındaki gibi kör karanlıkta yoğrulmuştur güneşten süzülmüş bahtı. Bundandır acı ve zulme karşı dizeleriyle verdiği evrensel düzeydeki savaşı. O, kısacık cümlelerle kocaman dünyalar kuran uzun bir yürüyüşün adamıdır. Yazdıkları yaşadıklarını, yaşadıkları yazdıklarını yansıtır. Şiiriyle yakalamaya çalıştığı değişmez özüdür insan. Kimi zaman ağıtını yakar Bağdat ve Bosna'nın. Kimi zaman umudunu yeşertir Erzurum'un, Rize'nin, Maraş'ın. 1953 yılında Niğde'de doğan sanatçı, ilk edebiyat sevgini annesinin masal ve ninnileriyle babasının anlattığı Hazreti Ali Cenklerinden aldı. Lise yıllarında başladığı şiir yolculuğu, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi ve sonrasında yaptığı kamu görevleri sırasında da sürdü. Bir dönem Nuri Pakdil yönetimindeki Edebiyat Dergisi'nin sahibi ve sorumlusu oldu. Yedi İklim, İkindi Yazıları, Kırağı, Kaşgar, Ünlem, Hece, Kırklar dergileriyle Yeni Şafak, Sağduyu ve Milli Gazete'de şiir, öykü ve denemeleri yayınlandı. Mazlum ve mağdurların öfkeli sesi Arif Ay, 1970'lerden günümüze şiirimize getirdiği yerli duyarlılık ve katkının yanı sıra yönettiği edebiyat dergilerindeki poetik bakış açısıyla Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görüldü.